Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'de yeniden yeni bir ürünle karşınızdayız arkadaşlar. Dark markasının VM16 isimli monitör kolunu sizlere anlatacağız. Masa tipi monitör kolunu. Ürün 13 inç ve 27 inç boyutlarında ve VESA mount destekli monitörleri destekliyor. 75-75 ve %100 VESA yuvaları ile uyumlu. Aynı zamanda ürünün burada fotoğraflarda da teknik çizimde de görmüş olduğunuz gibi 2 adet oturma mekanizması var. Bunlar da şu şekilde oluyor. Bir, masanızı kanca gibi dışarıdan tutuyor ve sıkıştırıyor. Dark'ın diğer modellerinde daha önceki videolarımızda görmüş olduğunuz gibi. Bir de masa ortasındaki kablo delikleri olarak düşünebilirsiniz bunu. Masaların ortasında bazen arkadaşlar ya da kenarlarında kablo delikleri olabiliyor. Özellikle ofislerde. Bu ürün kablo deliğinin üstünden geçip alttan vidalanarak o kablo deliği olan bölüme sabitleniyor. Bu sayede yuvarlak bir masanın dilerseniz delik varsa tam ortasına bile konumlandırabiliyorsunuz. Bu da oldukça önemli. Bazen çünkü masalar duvara dayanıyor, sıfır silme. Ve bu konumda masanın arkasından monitör kolunun tutması mümkün olmayabiliyor. Bu anlamda kapalı ofislerde cubicle tabir edilen T şeklinde bölmeleri olan masaların birbirine bütünleşik olduğu alanlarda küçük bir delikle Dark VM16 konumlandırılabilir. Kutusunu açalım ve ürüne yakından bakalım. Kullanım kılavuzu garanti belgesi geliyor. Ürün çok özel bir tasarım olduğu için tamamen kutuya sığacak şekilde katlanmış halde karşınıza geliyor. VM16'nın kendisi var. Masa, montaj aparatları, alien anahtarı ve civatalar var arkadaşlar. Aynı şekilde VESA mount vidaları ve bunlar için pull'lar. Masa arkasına gelen bölümde kablonun geçmesini sağlayan, yani monitör kablonuzun güç ve görüntü kablonuzun geçtiği plastik kanal. Çünkü bu bölüm şu şekilde metal oluyor arkadaşlar. Bu bölümün üstüne geçiyor. Masanıza sıkıştırmanız için gereken aparat ve yine aynı şekilde masaya sıkıştırmayı yarayan arkadaşlar mengene sistemi, kıskaç sistemi olarak tabir edebiliriz. Bunlar çıkıyor. Şimdi ürünün montajını yapalım ve nasıl olduğunu yakından bakalım. Evet arkadaşlar, Dark VM16'yı kutusundan çıkardık. Ancak montaj videosuna geçmeden önce tasarımsal olarak daha önce incelediğimiz Dark ürünlerinden, monitör kollarından ne kadar farklı olduğunu şöyle bir göz gezdirelim. Bir kere üründe sanki kuğu boynunu andıracak şekilde bir eğimli tasarım görüyorsunuz. Aynı zamanda bu kol sonuna kadar kapanıp yine aynı zamanda sonuna kadar açılıyor. Bu anlamda kapandığı zaman da çok az yer kapladığını söyleyebiliriz. Ve çok da estetik duruyor görmüş olduğunuz gibi yan taraftan. Ürünün Piano Black olduğunu belirtelim. Dolayısıyla ışık altında farklı açılarda oldukça estetik bir görünümü var. Ve oyuncu ekranlarının ve çoğu monitörün gözü rahatsız etmemek açısından son zamanlarda siyah olduğunu veyahut da gri olduğunu düşünürsek monitörlerle de uyumlu bir görüntü sağladığını söyleyebiliriz. Cihazın sertlik ayarı şurada bulunan üst bölümdeki vida sayesinde yapılıyor. Bu anlamda bu amortisörün sertliğini oradan belirleyebiliyorsunuz. Ve burada görmüş olduğunuz şu duruş şu anda arkadaşlar masamızın ortasında eğer delik olsaydı, alttan sıksaydık masanın ortasında bu şekilde estetik bir halde ürünü kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer masa deliğiniz varsa ya da masanızı delme şansınız varsa VM16 masanızda böyle heykel gibi estetik bir şekilde durabiliyor. Monitörünüzün estetiğini tamamlayacak ve ofisinize ya da çalışma ortamınıza şıklık katacak durumda. Burada montaj aparatlarımızı zaten kutumuzun açılışında söylemiştik. Cihazın alt tarafında bulunan 3 adet deliğe 2 farklı aparat takabiliyorsunuz. Biri bu 3 adet burada görmüş olduğunuz vida deliğine ya bu metali takıyorsunuz ya da bu metali takıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede dilerseniz mengene şeklinde masa arkasına ya da vidayı buradan geçirip sabitleyip şu şekilde şu vidayı içine sabitlediğiniz takdirde ve bu sistemi de şu şekilde sabitlediğinizde alt taraftan sıkıştırarak da masanızın içindeki orta yerindeki ya da kenarındaki deliklere sabitleyebiliyorsunuz. Bu aparat da böyle kullanılıyor. Dilerseniz mengene sistemiyle de tabii ki buradan ayarlayarak şu şekilde şöyle düşünelim. Bu mengene sistemini ürünün altına şöyle koyalım Dark'ı. Bu mengene sistemini ürünün altına şu şekilde taktığınızda sıkıştırarak VM16'yı masanızın kenarına sabitleyebiliyorsunuz. Bu tamamen sizin masaya kullanım şeklinizle alakalı olacak VM16'yı. Amortisör görmüş olduğunuz gibi tamamen sonuna kadar açılıyor ve aynı şekilde sonuna kadar kapanabiliyor. Bu çoğu kolda olmayan bir özellik.
hem şıklık katıyor hem de farklı pozisyonlara girmesini sağlıyor. Aynı şekilde gövdeyi sabit tuttuğumuz takdirde bu üst taraftaki dirsek sayesinde monitör kolumuz görmüş olduğunuz gibi kolayca bütün yönlere dönebiliyor. Şu anda sabitlemediğimiz için şu şekilde biraz daha zor hareket ettiriyoruz. Ancak masanıza sabitlediğiniz takdirde kolayca bütün yönlere hareket ettirebilirsiniz. Ve diğer Dark modellerinde olduğu gibi VESA mount yuvamızsa şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ve aynı zamanda 360 derecede VESA mount kendi etrafında dönebiliyor. Bu da monitörü dikey ya da yatay konumlandırmanızı sağlıyor. Aynı şekilde monitörünüzü açı verip şu şekilde mesela konumlandırdığınızda eğer bir LCD grafik tabletiniz varsa mesela üzerine çizim yapacaksanız burada konumlandırıp üzerinde çizim yapma şansınız var. Birçok insan şu kapanma konumunun gereksiz olduğunu düşünebilir. Ancak masanızın kenarına konumlandırdığınız takdirde monitörünüz eğer üzerine çizim yaptığınız ya da dokunmatik monitör varsa monitörü bu kadar eğimli hale getirip masanın dışına taşırabilirsiniz. Bu da size monitör üzerine çizim yapıyorsanız kolaylık sağlayacaktır. Bunu da belirtelim. Şimdi ürünü takalım ve genel olarak masada nasıl hareketler yapabildiğine yakından bakalım. Videomuzun bu bölümünde Dark VM16'nın arkadaşlar öncelikle masa montajını tamamladık ve şu anda cihaza arkadan bakıyoruz. Normal şartlarda siz önden bakacaksınız ancak masa montajını göstermek için biz bunu kullandık. Masanın arkasına mengene sistemiyle montajladığınızda videomuzun başında gösterdiğimiz plaka metal parlak gözükmesin diye burada piano black ve kabloların geçtiği bir kanallı yapı var. Dolayısıyla cihazdan çıkan kablolar, monitörünüzden gelen kablolar buradan geçecek. Ancak VM16'nın kablo toplaması sadece burayla ibaret değil. Cihazın üst tarafında yer alan amortisör bölümünün görmüş olduğunuz gibi altında bir adet kapak yer alıyor. Ve bu kapağın içinden ilk defa monitörünüzden çıkan görüntü ve güç kablosu geçiyor. Daha sonra burada bir kapak yer alıyor. Bu buradaki boyun bölümü diyebiliriz. Burada yer alıyor. Buradaki kapakta vidalı bir sisteme sahip. Doğrudan çıkaramıyorsunuz. Çünkü bu bölümde kablolar biraz daha gerilip ağırlık yaptığından güvenlik açısından kablolarınızı düzgün sabitlemeniz için burada bir vida var. Vidayı söktüğünüz takdirde bu kapak da çıkıyor. Bu anlamda kablolar bu bölümden dolandıktan sonra alt taraftan çıkıyor ve görmüş olduğunuz bu kanala girerek prizine kavuşuyor. Dolayısıyla herhangi bir kablo kalabalığı ortada olmuyor. Şimdi tüm bunlardan bahsettikten sonra VM16'nın hareket kabiliyetlerine masaya bağlıyken yakından bakacak olursak VM16 öncelikle iki dirsek mekanizmasına sahip. Bir üstte bir de altta döngü noktaları var. Dolayısıyla bu masa merkezinden itibaren şu şekilde 360 dönebiliyor. Aynı şekilde üst taraftaki dirsekten de 360 dönebiliyor. Bu anlamda İki bölümden döndürüldüğünde en uzun konuma geldiğinizde şu şekilde masanızda size çok ciddi bir mesafe kazandırıyor. Yani masanızın en arkasından neredeyse ortalama bir masanın en önüne kadar geliyor. Bu da film izlerken ya da oyun oynarken monitörün büyük görmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir konum. Aynı şekilde amortisörü daha önce de bahsetmiştik aşağı yukarı hareketi sağlıyor. Ve yine burada bu amortisörün sertliğini ayarlayan bir vida yer alıyor. Dolayısıyla bu vidayla da amortisörün sertliğini monitörünüzün ağırlığına göre belirleyebilirsiniz. Bu pozisyon pek çok kişi için çok anlam ifade etmeyebilir ama eğer LCD grafik tablet kullanıyorsanız, ekrana doğrudan çizim yapacaksanız ya da kasiyerseniz monitörün masadan taşmasını ve çapraz durumda elinizin altında olmasını arzu edebilirsiniz. Tüm bunları belirttikten sonra şunu söyleyebiliriz. Dark VM16 görmüş olduğunuz gibi kapandığında çok estetik bir yapıya sahip, piano black bir gövde var ve aynı şekilde çok dayanıklı çelik gövdesi sayesinde de çok ciddi yük dayanımı var. 6 kiloluk monitörleri rahatlıkla taşıyabiliyor. 27 inç boyutunda da zaten bu ağırlığa ulaşmanız oldukça zor. Ayağı hariç bir monitörün ağırlığı 6 kilogramı çok zor görür arkadaşlar. Dolayısıyla VM16'yı gönül rahatlığıyla monitörünüze ergonomik atmak istiyorsanız ve kaliteli amortisörlü, hareket yeteneği yüksek ve şık bir ürün arıyorsanız gözden geçirmenizi öneriyoruz. Bu videomuzda sizlere Dark markasının VM16 isimli monitör kolunu tanıttık. Bir sonraki videomuzda Teknobiyotik TV ve teknobiyotik.com'da tekrar görüşmek üzere.